Grimm kardeşler masalını okumuştuk, onu incelemiştik. Şimdi Pamuk Prenses adı altında baş göstermiş. Sen sevdin. Sen sevdin Grimm kardeşleri. Evet, şimdi Grimm kardeşlerden internetten En bakar. son şey demiştin, onu hatırlıyorum ben. Nedir o? Kırmızı Başlıklı Kız masalında. Bu masalda çok sevdiğim için düğün salonu düğünümü de Grimm kardeşler düğün salonunda yapacağım Evet, demiştim. aynen Ya. öyle. Ya ilginç, bu yine masala tekrar bakarken şeyde aşağıda Wikipedia'da bilgileri çıktı ikisinin. Bunlardan bir tanesi hukukçuymuş. Şeyde bu gerçekten Grimm kardeşler şey adı altında, yani hani öyle Dede Korkut masalları gibi değil, gerçekten iki kişinin yazdığı yani bir şeymiş. Bir tanesi de hukukçuymuş. Hukuk da söyleyemiyorum, şimdi hukuk oluyor. Hukukmuş O da biraz zorladı beni. bu. Bir günde bu arkadaşları şeyini, hayatını bir inceleyelim bakalım Evet, Wikipedia'nın başka bir bölümünde. yani hani masallarının daha komik bir hayatı olabilir bunların. Onları da bir ara Deneyelim. inceleriz. Yine İncelemeyi deneyelim. Hukuk söyleyebilirsen. çerçevesi içinde bunları deneyelim, inceleyelim. Bu Pamuk Prenses yine bir Grimm kardeşler bir peri masalı olarak geçiyor. Burada bu peri masalı ne acaba? Ya peri Yani masalı peri. işte, bu muhtemelen bunlar sihirli annem mi ne salak bir tane dizi var diye onu izlediler, etkisi altına kaldılar. Ben öyle tahmin ediyorum. Ya Yakın zaman masalları olduğu için. ben de zaten 2017'yi falan duymuştum bu masalı. 3 senelik masal olsa gerek bu. Şimdi şöyle başlıyor. Bir kış günü lapa lapa kar Bir yağarken saniye. Bir ortama uygun bir şey yapmam. Bir daha mum yakayım ben buraya. Birazdan zaten mum söndü olacak gibi bir şey olacak. Bu aynı. yedi prenses ve pamuk cücelerde. Yok. Bir saniye dayı. Ben bir mumumu bir yakayım da. Hemen bekliyorum ben seni şu anda. Evet, mum yakıldı. Birazdan mum söndüğe uygun bir ortam oldu şu anda. Tamam, mükemmel. Yine iğrenç, lanet bir fotoğraf var bunun yanında, bir resim var. Yani hiç yani bunlar buradan okunulmasını planlamamışlar büyük ihtimal, veya bu kim bunu buraya uydurmuş bilmiyorum. Yani bu fotoğrafla beraber bu masal hayatta okunmaz bir defa. Yani hani bunu sana özelden de sonra şey yapacağım. Hatta YouTube'daki sayfaya da köşesine bunu iliştirebilirsin. Ne alakası var yine? İliştiririm. Yani öyle bir şey. Ha, bu arada onun da duyurusunu yapalım. Her ne kadar dinlenmesek de dinleyecek birkaç kişi Evet. olursa eğer Sen bana duyuru yapıyorsun şu YouTube anda. kanalı da açtık. Evet, sen YouTube kanalı açtık. Baktık Spotify'dan gerçekten para yok. Evet. Gerçek amaç bu yani arkadaşlar, para. Kusura bakmayın. Tabii. Yani. Yani sana söylüyorum bunu. Kimse dinlemediği için. Tabii yani hani, yoksa kimse o Sen abone oldun mu? ben abone oldum. Sen İki aboneyiz zaten. Hani, iki aboneyiz şu hep anda. diye dua ediyorum, inşallah diğer Onur değildir diye hep girdiğimde Onur çıkıyor yani. Yapacak bir şey yok. Evet, ben çıkıyorum maalesef. Yani işte kaldı kaç 998 abonemiz mi kaldı? 998 abone sonra ve 40 bin saat sonra, 40 bin mi 4 bin mi, Hani öyle bir bir de şey var. şeydir yani, Baktım ona. böyle bu durumlarda hani mahalle muhtarlığı seçimlerinde bile bir 20-30 oy alır yani, yanındaki insanlar ayıp olmasın diye Evet, kimse evet. şeyde abone olmuyor. Yani hani ya hakikaten olayım mı, bir uğramam da Sanki yani virüslü gibi. adamdan para istiyoruz yani, anladın mı? Para veriyorsun abone adam, lan bak benim canım Ha sıkmayın. yani Bunu dinleyen insanlar. tek bir defa işaret parmağıyla basacak oraya, abone olacak. Ama işte Olmayın. masallar Olmayın arkadaşlar. masallar masallar. Biz masalımızı okuruz. Keyfimize Heh, bakarız. yani Para da umurumuzda ondan değil. sonra birkaç sene sonrasında Geçtik gel, bunu da. gel buraya yardım için gösteri yap. Gelemem. Yani kusura bakma. Kusura bakmayın Yani. arkadaşlar. Kime gider yapıyorsak o da bilir. Ben sana yapıyorum, sen bana yapıyorsun. Zaten kimse dinlemiyor. Evet, başlayalım mı? Evet, duyurumuzu da Buyurun. yaptığımıza göre başlayabiliriz artık. Bir kış günü lapa lapa kar yağarken bir kraliçe abanos çerçeveli penceresinin önünde oturmuş dikiş dikiyordu. Abonos Evet. çerçeveli pencere Evet. önünde. Abonos nedir dayı? Ben Cümle cahilliğime ver. içinde kullanarak öğrenebiliriz bunu. Ben abanos gördüm.
Bilmiyorum yani abanoz gerçekten. Ben bir abanozum. Evet, ben mesela abanoz. Yani zamanında burada abanozlar yaşarmış gibi yani olabilir. Bir bakalım. Bekliyorum ben. Bakalım mı? Ben mi bakayım? Yani istersen sen bak. Kayıt oluyor şu anda. Tabii biz. Kesinlikle. Bir dakika şöyle yapalım. Yo yapıyormuş bir dakika. Hemen okuyalım arkadaşlar. Abanoz. Abanoz küpe çıktı. Abanoz küpe ne? Bu ne? Odun gibi bir şey yani. Abanoz tropikal bölgelerde yetişen bazı ağaçlardan elde edilen kara renkli çok sert bir odundur. Evet gerçekten bir odunmuş arkadaşlar. Odun çerçeveli penceresinin önünde oturmuş dikiş dikiyordur diye. Karıştırmanın anlamı yok yani. Evet. Abanoz tropik bir ağaçmış. Bu arada şeyde geçiyor. Havai'de falan geçiyor herhalde. O taraflarda. Kar yağıyor. Havai'de kar yağıyor. İlk Grimm kardeşler hemen tezatlık oluşturdu zaten. Öylece uğraşırken ve de karları seyrederken dikiş iğnesi eline batıverdi. 3 damla kan kar üzerine damladı. Şimdi 3 damla kan kar üzerine. Şimdi bu pencerenin önünde oturmasının herhalde çok büyük bir esprisi yok. Yani sadece bir pencere dışarıda dikiyor. Yani bir tane pencere koymuş önüne. Öyle. İşte her yer solu da sokak, sağa da sokak bence bu hani kraliçenin. Yani anladım. O sokakta dikiyor. Sokakta evet. Arkadaş. Şeyde karın beyazlığı, kanın kırmızısı ve abanoz ağacının siyahı bir araya gelince o kadar güzel bir göründü ki. Yani ne? Karın beyazlığı, kanın kırmızısı ve abanoz ağacının... Arkadan yavaşça bir mehter verir misin? Çorba mı? Çorba mı yapıyorsun? Yani kanın sadece kırmızısı, abanoz ağacının siyahı bir araya gel. Tamam şunu anladım yani. Kadın dikiş dikiyor. Evet. Olabilir. Eline iğne batıyor. Görmemiş olabilir. Dikkatsizliğe gelmiş olabilir. Eline iğne batmış olabilir. Karın üzerine 3 damla kan damlası evet damlamış olabilir. Kan kırmızı, evet, kar evet beyaz. Bunlar evet olabilir. Buraya kadar mantık çerçevesinde. Fakat abanoz ağacının siyahı karın içerisine nasıl girdi? Senin dediğin gibi herhalde bu pencereyi almış, pezemek sökmüş. Tabii. Karın içine oturtmuş. Tabii demonte bu. Yani o her gittiği yere götürüyor. İç porta gibi o şeyde. Evet. İki ama. Evet tabii. Portatif pencere bu. Portatif yani. Şey gibi kamp sandalyesi, kamp penceresi. Her kamp yapıyor herhalde. Yani her gittiği yerde pencereden baksın diye önüne koyuyor. Siz yani şey, salakça bir şey yani. Hala işte. Tamam. Devam edelim. Ortam şu anda, ortam benim kafamda. Benim de çok iyi canlı böyle bir puslu ortam. Kar yağıyor, önünde pencere. Saçma sapan bir yani. Şimdi bundan sonrasında evet, şöyle bir betimleme gelmiş. Çok güzel göründü ki kraliçe keşke kar beyazı, kar gibi beyaz tenli, kan gibi kırmızı yanaklı ve abanoz kadar siyah saçlı bir çocuğum olsa diye aklından geçirdi. Yani parmağına iğne batırıp aklına çocuk gelmesi, keşke böyle çocuğum olsa falan filan gibi bir şey gelmesi beni ya, şu anda akli dengesi yerinde değil gibi geliyor. Bir de Grimm kardeşler çok hızlı şekilde olaylara giriyor. Yani şey, burada evet, geçmektedir falan. Anında 3. saniyeden kraliçenin eline iğne batırmak. Bir de kraliçe bu kadar insan varken niye kendi kendine dikiş diker? Yani bilmiyorum yani hani işte Grimm kardeşler. Ya bunlar fakir bir ülkenin, 3. sınıf bir ülkenin kraliçesi. Ben sana söyleyeyim. Ya işte. Ya altında şeyi falan yok. Nedir o? Hizmetli olsun, köle olsun. Onlardan yok. Kendi kendilerinin krallığı var. Kendi kendilerinin. Hiçbir şey. Herkes kendi evinin kralı yani. Anlatabildim mi? Çok enteresan bir sosyalist tip krallık gibi bir şey. Uyduralım o zaman. Sosyalist krallık. Aynen. Şöyle diyebiliriz. Çok geçmeden bir kızı dünyaya geldi. Hoppala. Bir dakika. İğne mi yaptı? Evet. Çocuk iğneden. Toplu iğne çocuğun. Gerçekten dediğin gibi. Yani burada öyle bir durum var ki aklından geçirdi. Bundan sonrasında Grimm kardeşler bitsin diye masal paragraf başına bile geçmemiş. Yani ondan sonrasında çocuk oluyor hemen. Yani hani bu gerçekten peri masalı falan filan değil bu yani. Bu şizofren masalı. Sığır masalı.
çok geçmeden bir kızı dünyaya geliyor. Yani iğne batıyor, çok geçmiyor yani. İşte dediği 10-15 dakika. Muhtemelen şöyle bir şey olmuş olabilir mi? Kafamda canlandırıyorum şu anda. Sadece. Sapık bir nöbetçi, hı hı, düşün. Yeniçeri mi desek, ne diyelim ona artık. Avrupa'da mı? Hava'yı dedi geçiyor. Yani. Neydi bu? Evet, nerede? Ulufe'yi almış. Hava'yla kar yağarken geçiyordu. Yeniçeri olarak, evet, adlandıralım biz onu. Şeyde dolaşıyor. Sarayda, hı-hı, dolaşıyor böyle. Ben şimdi nasıl çocuğunun bir anda dünyaya geldiğini öyle yorumladım. Bir dikiş odasına giriyor. Orada bakıyor ki iki tane hizmetli kız, hizmetçi kız. Onlarla aşina pişine yaparken yanlışlıkla dikiş iğnelerin üzerine şey yapıyor. Evet. Boşalıveriyor. Evet. Bu, ardından kraliçe, evet, geliyor. İğneyi alıyor. Ama nereye dikiyor? Parmağına. Bence orayı işte, orayı dikmiyor bence. Senin anlatımına göre bence orayı dikmiyor işte. Yani hani. Kraliçe yeni evlenecek olup da acaba krala geleyim ben demek için dikiyorlar. Tabii, o gerçekten yani bunu hiçbir kardeşler, Grimm değil, hiçbir kardeşler düşünemezdi. Gerçekten bravo, bence çok iyi bir yaklaşım. Orada onu terzi kendi söküğünü dikerken bu yeniçeri de bence, tabii bence çocuk bu oluyor. Yeniçeri de senin aklına Spartacus'taki Crixus'tan geldi. Crixus orada şey yapıyor, onun evet, Galyalı vardı, tohumları vardı, evet, benim onu hatırladığım kadarıyla. Evet. Milyonlarca yıl oldu, evet, benim de öyle oldu ama şimdi Crixus adı şey, o canlandı benim gözümde. Ama o tabii direkt normal yollarla, iğneyi miğneyi karıştırmıyordu o yani. Aynen. İğne yoktu. Tak tak tak, pancar motoru. Kraliçe gibi. Burada Kraliçe burada tüp bebek de yapmaya çalışmış olabilir. O da olabilir. İğne bebek diyelim. İğne bebek, evet. Öyle. Masal iyice saçmalamaya yani başladı. Böyle. Devam edelim. Çok geçmeden bir kız dünyaya geldi. Çocuk kar gibi beyaz tenli, kan gibi kırmızı yanaklı ve abonos kadar siyah saçlıydı. Ben abonozdan çok sıkıldım yalnız. Şimdi bu abonos yani kömür gibi saç falan derken abonozu gerçekten öğrendik yani. Yok, bence şey olarak kullanıyor. Şeyi kullanıyor. Abonos gibi saçlı derken ya, odun kafalı kadar yani, getiriyor. Benim aynen. NATO kafa, NATO mermer. O şey anlamı. Bu yüzden ona Pamuk Prenses adı takıldı. Hayda. Şimdi yani hani kırmızı yanaklı, tamam iyi, kar kadar beyaz da, ondan sonra saçı ve kırmızı, işte beyaz tenli diye Pamuk Prenses. Bu kadar, bunun numarası buymuş. Abonos Prenses niye? Evet, bence de Odun Prenses. Niye Abonos Prenses değil? Evet, bence de yani Abonos Prenses o. Veya ben bir de şuraya takıldım ben. Şimdi kız doğuyor, tamam eyvallah, doğabilir. Bunun ismini hemen Pamuk Prenses koyuyor. Hemen bir sıfat arkasına yapıştırmışlar. Tabii. Tamam mı? Bu kız ileride evlenecek. Pamuk Kraliçe mi olacak bu? Yoksa şöyle mi olacak? Kocasının soy ismini almak istemeyip kendi soy ismini de devam edip Pamuk Prenses hani Kraliçe. Doğru söylüyorsun. Mi? Şöyle şimdi kraliçe kralla evli olduktan sonrasında oğluyla evlenen gelinine mi prenses deniyordu? Şimdi prenses, yani kralla bir kral var, evet, bir kraliçe var. Onların tamam, bir çocuğu, hı-hı, doğduğu zaman ister istemez prenses oluyor, kız oluyor. Ama erkek olduğunda da prens oluyor. Anlaştık. Prensin ne olduğunu biliyoruz ama şeye, aileye dışarıdan gelen kişi de ya onlar benim, da prenses. Benim aklımı karıştıran şey Lady Diana. Hani burada Dodi Elfayet'le yaşadığı ilişkiden dolayı ben hala öldürüldüğünü düşünüyorum. Onun. Burada ona bile Prenses Diana dendiği için dışarıdan gelen biriydi. Bu şeyde mesela bu konunun hiç alakası yok ama bir de Mihrimah Sultan var. Evet. İyice derinlere dalalım. Masalı iyice. 14 saatlik. Bırakalım masalı. 14 saatlik çöpe. Podcast'imiz. Yani hani ben o kısmını anlayamadım. Çok da önemli değildi. Yani niye bu kadar bunun üstünde durduysam bilmiyorum. Bir yıl sonra kral ikinci kez evlendi. Abi bir dakika. Şimdi bir üst. Evet. Mihrimah'tan ben bir an aklım bulanınca bir paragraf atlamışım.
Senin aklına çok Osmanlı'ya özür gitti diliyorum. Muhtemelen. Hızlanmak istedim ben. Harem evet, kurmaya falan Mahidevran Sultan falan. Çok çok geçmeden bir kızı dünyaya geldi. Çocuk aynen dediği gibiydi. Doğar doğmaz Pamuk Prenses doğar doğmaz kraliçe ölüyor. Ha, evet. Eline iğne battı. Ben İğneyi de şöyle kalmış şey mi? Bu iğne falan değil. Bunlar mitoz bölündüler. Kraliçenin yarısı gidince prenses kaldı, kalanı öldü. Yani bence tek olarak hani mitoz bölünüyorlar. Evet, deniz anası gibi. Mitozla bölündüler. Diğeri yaşamadı. Yazık yavrum. Bir yıl sonra kral ikinci kez evlendi. Kralın sikinde değil tabii yani şu an. Tamam, kral da mayoz bölünüyor anladığım evet, kadarıyla. Aynen. Bir de öyle bir şey vardı. Mitoz bölümü, mayoz Evet, bölümü. Bunun neydi tam olarak? Mayoz bilmiyorum, mitozu biliyorum. Mitozda direkt bölünerek, ikiye bölünerek devam ediyorlardı. Hemen bakalım. Mayoz bölünmeyi araştıralım arkadaşlar. Hemen bakalım. Biraz da bilgili olsun program. Tabii bir şeye benzesin. Mayoz bölüm. Çok benziyor. Mayoz bölümü, evet. Evet. Bakalım. Mayoz bölümü bir diploid hücrenin ilk hücresi bölünerek genelde gamet Kevin Garnett. Kevin Garnett. Celtics'ten. Baskın bölümü. Mayoz bölümü Kevin Garnett'in Boston'dan Minnesota'da Boston'a evet, gidip yüzük için takımını evet, sat. İyice sat. Adlandırılan haploid hücre bölündüğü hücresel bir süreçtir. Gamet hücrelerde kromozom sayısının azalmasının sonucunda mayoz Yunanca daha da küçülmek. Arkadaşlar evet, siktir. Önemli bir şey değilmiş. Devam edin. Hocam böğün canlı ders var mı? Çok da Gördüm onu. Bir yıl sonra kral ikinci kez evlendi. Bu seferki eşi güzel bir kadındı ama çok kibirliydi. Kim kendisinden daha güzel olabileceğini kabullenemiyordu. Sihirli bir aynası vardı ve ne zaman ona baksa he bu geldi meşhur klişe. Ha, Evet, maalesef. aynı ayna söyle bana. Ha, şeyde oynayan ya. Aynı kötü kadın oynuyordu ya geçen evet, masalda da kırmızı evet, başlıklı kızla da. Burada zaten hani, o değil mi bu? Evet evet şeydeki geçen hafta senin de bahsettiğin haftaya da böyle bir bununla ilgileneceğiz. Hani böyle iğrenç bir kadın vardı. Kendini kibirliydi falan diye anlattığın kişiye geldik şimdi. Şimdi burada bir de şey var. Şimdi ayna söyle bana var mı bu ülkede benden daha güzel diye. Şimdi Bir şey sorabilir miyim tabii. Peki burada? Ayna abanozdan mı? Tüm kafalarda bu Evet. soru. Bence o geleneği de Abanozdan. eski evin hanımının geleneğini devam ettirmemek için bence bütün her yeri meşe odunundan yapmış olabilir. Yani abanoz değil. Bir de zaten burada sık... Artak alan şeyde de meşelerden de viski tabii, evet, türkülüyor anladığım kadarıyla. Sen orada mum falan yanınca bir triplere girdin gibi geliyor bana. Ben iyice evet, orada yani gittim. Hani tuhaf böyle bir rustik bir ortam oldu senin orada. Ve benim öyle bir ortam yok şu an. Elimde bir tane yastık böyle şey gibi tutuyorum telefonu. Öyle bir ortamım yok benim için. Kusura bakma. Sana uyum sağlayayım mı? Burada ayna söyle bana dedi. Büyük ihtimalle Cemil ve Erhan Güler yüzünü oluşturdu. Ayna grubu bu. Onlar da zaten büyük ihtimal korneaları yanmış kördü onlar yani. Onlar da görmüyor diye soruyordu yani hani şey diye. Güzel miyim diye. Onlar da he güzelsin diyor. Görmüyor çünkü zaten onlar. Buradan Cemil'i de rahmetli analım. Evet. Var mı bu ülke? Sıkıldın galiba. ben çıkabilirim. Dur bir dakika ya. Kraliçeyi de köyünün yağmurlarını yıkamayacağız mı? Aynasıyla beraber. Var mı bu ülkede benden daha güzel? Bu soruyu sormuştun zaten. Yok dedik. Diğer soruyu aynada hep şöyle cevap veriyordu. Kraliçem ülkenin en güzeli sensin. Dediğim gibi bunu... Arkasından dönüyor. Evet. Senin gelmişini, geçmişini, nalet karı diyordu. Dönüyordu arkasına döndüğünde de zaten arkası sır kaplı olduğu için o sırrı ona veriyordu işte. Karı diyordu, gudubet, nalet karı. Bu, o sır da oradan geldi. Zaten hani sır diye buradan evet, çıkmış bir şey o. Evet. TEDx şeye de girdik. Türkçe evet, kelime nereden geldi? Kökenine tabii, de girmeye başladık programı. Evet. Dersin bir kısmını biyolojiye, bir kısmını filolojiye, dil bilimine ayırdık. Evet. Yakında burada kendi dilimizi üretip Tolkien gibi
Arkadaşlar EBA TV. Hoş geldiniz. Bum beyaraklar. O zaman iyice burası EBA TV'ye döndü. Devam edelim biz abi. O zaman kraliçe rahatlıyordu çünkü aynanın doğru söylediğini biliyordu. Yani bunun Grimm kardeşleri bile kandırmış. Bir doğru söylediğini biliyor diye yani. Hani bu arada Pamuk Prenses büyüdü. Gitgide güzelleşti ve 7 yaşına bastığında öyle güzel oldu ki kraliçeyi bile geçti. Bak ciddi söylüyorum. Ben, yani, evet, gerçekten. Yani gerçekten var. Bak hani şu anda ben... espriyi bir kenara bıraktım. 7 yaşında bir kraliçeden daha güzel olan bir kadın. Hep... Bunlar nalet olabilir evet, mi? Evet, yani. Bunlar gerçekten sapık. Bunlar gerçekten. Olabilir mi? Evet. Yani. Sübyancı olabilir mi? Şimdi hepimizin böyle son derece güçlü İslamiyet'le inançları olmasa da hep bu dine atılan bir bok var ama gerçekten burada da geçen haftadan beri okuduğumuzdan beri fark edilen çok ciddi bir şekilde sübyancılık senin dediğin gibi mevcut. Yani gerçekten 7 yaşında Avrupa'da evet, orta çağda mı yazılmış bu galiba, masallar evet, acaba? Galiba. Hani şeylerde tipler de çünkü senin bahsettiğin gibi gelen bir fotoğraf gibi bir şey yapmışlar. Yani böyle şeye falan Plüton'a falan benziyor tipleri öyle yani o derece. O zaman zaten kim? Milattan önce. Yani. Şimdi evet 7 yaşında güzel olmuştu. Burayı evet, geçelim. Midemiz geçelim. Kalktı burada evet, arkadaşlar. Çocuk geline hayır. Burada aynı, sosyal aynı, mesajlar. Yine aynı bok. Her ne kadar dinlenmesek de. Evet yani burada geçelim. Biz kendimiz kendine de şey yapmamalı. Kraliçem ülkenin en güzeli sensin ama Pan Prenses senden 1000 kat daha güzel dedi. Aha ayna. Ayna dayanamadı. Ayna da sapıştı. Evet ayna da artık dayanamadı ve o da gerçeği söyledi. Kraliçe dehşet içinde kaldı. Kıskançlıktan önce sarardı sonra morardı. Ve Lakers'ı şampiyonuna. Lakers'ı şampiyonuna. LeBron'un evet, yanında. O saat. Evet. Arkadaşlar bu akşam Lakers Miami maçını herkes bekliyoruz. Kraliçe de oynayacak. Eddie'nin evet, yanında. O saatte de yayında olacağız. Kaan Kural'la evet, beraber. Tim Butler. Butler ne yapmış yalnız ya? 36 sayı attı. 36 mı? 40 mı 40, atmış? 40. Evet. En son. 40 attı 40. Aynen. O saatten sonra masalın arasına NBA arası girdi bir yine. NBA zaten hoş geldiniz. Birazdan da oyunumuza Erbatur, Ergenekon, Murat Hanoğlu, Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'nu da davet edeceğiz. O gerçekten Orkun Çolakoğlu da işi iyi bilenlerden biri. Bu arada onun da buradan sevgilerimizi gönderiyorum. Bu hiçbir hayatı boyunca bunu duymayacak büyük ihtimalle. O saatten sonra ne zaman Pamuk Prenses'e baksa yüreği burkuluyordu. O kadar nefret ediyor küçük kızdan. Şimdi nefret eden bir insanın yüreği burkulmaz. Yani garip ki. Nefret eden insan, evet, insanın yüreği nikotinle evet, dolar. Öyle. Ne alakası varsa nikotinle şu an. siyahı başka türlü betimleyemez. Evet, doğru. Aklıma gelmedi yani. Kalbi kararır. Yani. Yüzüne şey gibi nedir o? Mürekkep balığı gibi siyah mürekkep fırlatır. O evet o geldi aklıma zaten. Sönmezden girelim biraz arkadaşlar. Beri bak beri. Bu kibir ve kıskançlık o denli artık gece gündüz huzursuz oldu. Derken bir avcısını çağırarak ona çocuğu ormana götür artık gözüm onu görmek istemiyor. Onu orada öldür. Kanıt olarak da ciğerini sök götür bana dedi. Hayda. Bir avcısını çağırdı. Ben orada takıldım kaldım. Bunu avcı bir avcısını çağırdı. Bu şey büyük ihtimal paintball işletiyorlar. Bunlar bu şekilde bir herhangi bir avcısını çağırıp yanına git kızı öldür. Onu da ciğerini sök getir. Ciğerine getir. Arnavut ciğeri yap şeyde. Akşam rakının yanında iyi gider. Pamuk prensesin. Pamuk gibi ciğeri vardır yalnız ha. Vallahi değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Aynen. Pamuk gibi olur böyle. Aynen. Üstüne Arnavut ciğeri of, böyle. Nane, pul biber. Sen karnımız mı acıktı? Aynen. Sen tek milli favayı da seversin.
Tam tek bir baba güzeldir. Mor soğan. Bayılırız. Gastronomi dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. EBA TV. Bu kadar farklı şeylerden bahseden bir program bulamazsınız zaten. Zaten o yüzden dinlenmiyor olabilir. Çok büyük ihtimal yani hani kısa. Gerçi bir şey söyleyeyim. Yaklaşık şu anda dinlenmemiz 15-16 civarında. İlk bölümün dinlenmesi 15-16. Bir tane de uluslararası programımız biz. Dikkatinizi çekelim. Amerika'dan dinlenmemiz var. Amerika'dan dinlenmişiz. USA'dan. Evet. Tabii Amerika'dan dinlenmişiz. O Amerika'dan dinleyen arkadaşa teşekkür ederim. Ben de burada. Uluslararası program yaptığı için. Evet, çok teşekkür ederim. International bizi dünyaya duyurduğu için. Çok sağ olsun. Gerçekten şu anda dinliyorsanız eğer international bir programız arkadaşlar. Evet, onun için ona göre. 15 dinlenme. Herkes ayağını denk alsın yani. Avcı söyleneni yaptı. Kızı ormana götürdü. Bıçağını çekip kalbine saplamak isterken yavrucak ağlamaya başladı. Aman avcı bırak beni yaşayayım. Bu vahşi ormanda yürür giderim. Bir daha geri dönmem diye yalvardı. Yani bu ormanda gidecek. Bir daha da geri gelmeyecek diye. İşte... Geri dönmeyeceğim. Beni yani, yeter ki öldürme. Yani, bağlamaya burada çalışıyor işte. Yani, hani. Evet. Fatma Gerik. Fatma Gerik. Fatma Gerik yapıyor. Evet. Fatma Gerik'in taşlı filminde taş vardı. Bir tane. Evet. Evet. Nasıl evet. Bir şeydi o ya. Aynen. Kartal kapıyor. Evet, şimdi Kartal çocuğu kapıyor. Doğru şey söylüyorsun. Neydi filmin adı? Tek isimli bir filmdi. Kartal. Kartal. Filmin adı Kartal'dı. Hakikaten. Kartal kapıcı zaten bir Kartal olur filmin adı yani hani. Herhalde öyledir. Kız o kadar güzeldi ki yok yine aynı yani. Ne bu? Evet. Hadi git çocuğum dedi. Vahşi hayvanların avcıya bak sen. Vahşi avcı. Salak burada şimdi. Hemen git dedi. Nasıl onu parçalar diye göndermedi galiba büyük ihtimal. Sana şu ciğer soruyor şimdi. Prensesin ciğeri. Tabii. Prenses... Kasaptan alacak 2 kilo ciğer. Prensesin ciğeri anlaşılır. Yani prenses ciğeri bu. Böyle. Tabii pamuk canım olmuş. Böyle aynen. Yiyince. Aynen. Alveolleri bile görünür onun. Vahşi hayvanlar nasıl olsa parçalar diye aklından geçirdi. Onu öldürmek zorunda kalmadığı için yüreği rahat etti. Yani benden bulmasın diyor. Yani. Geçsin ne bakıyorsa. O geçsin. Sırada oradan geçen bir ceylanı vurarak ciğerini söktü. Dediğin gibi daha da kötüsünü yapmış. Kasap masap da değil. Ceylan vuruyor. Karato. Ya av mevsimi bir dakika. Burada araya girmek evet. Zorundayım ben. Av mevsimi açıldı mı? Bir. Bu hayvanların şeyi var mı? Nedir o? Soyu tükenmek üzere mi? Araştırdım. Hiç kimsenin, umurunda değil bunlar. Hiç kimse. Dediğin gibi burada hani Panteremel'e seslenmek istiyorum. Buradan da Panteremel'e seslenmek istiyoruz. Programımızın evet. Reklamını yap. kanalımıza abone ol. Ay. Hiçbir şey yapmıyorsan abone ol. Adamın aynen. Canını sıkma. Bu nasıl program ya? Herkese gider yapıyor. Ahşi oğlu tuzlayıp pişirdi. Zalim kadın da Pamuk Prenses'in ciğeri niyetine onu yedi. Senin dediğin gibi evet. Ben rakı sofrası kurmadıysam evet, adam değilim. Senin dediğin gibi gerçekleşiyor bunlar. Aynen. Çalgı da çengi de çaldı. Yoksa sen bu masalı daha önce duymuş orada. Muydun? Bak biliyorsan anlatmayayım. yok anlat. Ben duydum da bu versiyonu ilk defa duyuyorum. Zavallı çocuk koskoca ormanda yalnız kaldı. Ağaçların yaprakları bile onu korkutuyordu. Ne yapacağını bilemedi. Der ki... Ağacın yaprakları nasıl yani korkutuyor? Düşün, abanozdan cam kapı yapanın ne artık ağacı varsa orada. Derken koşmaya başladı. Sivri kayaların üstünden ve dikenlerin arasına geçip gitti. Vahşi hayvanlar önünden sıçrıyor ama ona bir şey yapmıyordu. Yürüyebildiği kadar yürüdü. Neredeyse akşam olacaktı. Hani zaten akşam bunu yiyeceklerdi bu ciğeri. Şeyde o öbür tarafta onlar onu öğlen yemedi. Şeye kadar koştu herhalde. Öğle başladı. Öğlen içmeye. Aynen. Kraliçe. Yani, yıldız rakısı yapayım dedi. Derken ufacık bir ev gördü. Dinlenmek amacıyla içine girdi. Yoksa bu Hansel Gretel'e mi bağlanacak şeker kaplı falan? Dur bakalım bir şey çıkar. yok bu başka kaplı. Kaplı değil mi? Ama kara kaplı amacıyla bu. İçine girdi. Ama bu evde her şey küçücük ve tertemizdi. Beyaz örtülü yemek masasında 7 tane ufacık tabak vardı. Her tabakta da 7 ufak kaşık, ayrıca ufacık bıçaklarla çatallar. Duvara bitişik 7 tane ufacık yatağın üzerlerine bembeyaz çarşaflar seriliydi. Çok aç ve susuz olan Pamuk Prenses her tabaktan biraz sebze, ekmek,
yiyerek her biz hakikaten şu anda masanın sonunu merak ediyoruz. Yani hiçbir şey yok. Yorum yok. Yorum yani saçmalık o kadar ki evet. Ben onu evet, evde aynen. Kimse yok. Evde tabaklar da yok. Yemekler var. Daha sonra kapı çalındı ve çaycı Hüseyin'e Şükrü geldi. Emine. Çok aç susuz olan Bon Prenses her tabaktan biraz sebze ekmek yiyerek her bardaktan birer damla şarap içti. Niye mundar ediyorsun arkadaş? Bir tanesini de iç. Allah. Hayır şey yapıyor ya çakılmasın diye hepsinden ağız ağız içiyor. Pamuk Prenses hepsinden... bile benden akıllı görüyor musun? Anladın mı? Çakal. Pamuk Prenses'in çakallığı. Kolay Prenses olunmuyor. Daha sonra yorgunluktan kendini yatağa attı ama hiçbir yatağa sığmadı. Lan birleştir yat. Yatağa ne alalım? Yani. Yedisinde geri zekalı şimdi yedisinde birleştirip üstüne yatsa kule yaptı yataklardan. Daha sonra yorgunluğa evet, kimi çok uzundu, kimi çok kısa, kimi çok uzun muydu? Büyük ihtimal şeyde. Deve cücelerden biri de, biri cüce. Deve cüce oynuyorlar. Hidayet Türkoğlu bu arada smaç bastı. Daha sonra kimi çok uzundu, kimi çok kısa. Sonunda yedinciye sığabildi. Oraya uzanıp Tanrı'ya dua ettikten sonra uyuyakaldı. Ya diyor ki yani şey değiliz diyor yani. Vereyim yani. Ha, Tanrı'ya dua ettim diye. Çoluğu çocuğu kesiyorlar ondan sonrasında. Neyse. Hava iyice karardığında ev sahipleri eve geldi. Bunlar 7 tane cüceydi. Maden kazım. 7 tane evet. Cüce. Maden kazmaktan dönüyorlardı. Ya cüceye maden mi kazdırılır ya? Cüce zaten yani hani kazanmıyor. Yani ne yapacak? Ya bu işverenlere de akıl yok gerçekten. Kariyer.net'e bir evet. Sürü ilan koyuyorlar. Koya koya ala ala işe evet, iyi kalır. Yani. Cüceleri mi almış? Böyle bir şey yok yani her şeyse cüce kadrosu oluşturup lambacıklarını yaktılar. Lambacık bak lamba da hani şey olsun lambacık ne ya? Her taraf aydınlanınca neler olduğunu gördüler. Burada biri vardı çünkü hiçbir şey bıraktıkları gibi yerli yerinde değildi. Onu da bu, görmüyorsanız zaten gidin abi, gözlerinizi. Yani gece giriyorlar biri birinin yatağında yatıyor. Zaten 7 kişi geldiler. 6'lık bir tanesi kucak kucağa yattı bir ihtimal. Yani, biri var ellemeyeyim dedi. Onun diğerlerine söylemedi. Sabah anca bakarım dedi sabah. Biri yatıyor işte. Cücelerden birincisi kim benim sandalyeme oturdu? Aman kim benim tabağımdan yedi? Kim sebzemi yedi? Altıncısı kim benim bıçağımla ekmek kesti? Yedincisi kim benim bardağımdan içti diye sordu. Yani ya bu zaten gerizekalı cüceler. Bu yani, kız çok ne kız hepinizin bardağından, hepinizin tabağından parça parça yedi. Yedi. Gerçekten bu kadar salak mısınız? Bunu uyanamayacak kadar gerizekalı mısınız işte, cüceler? Yani hani insan işte ancak işte maden işini verir buna. Ne yapacak ona? Mühendislik mi yaptıracak cüceye? Birincisi, cüceler belki de oksijensiz kalmış olabilirler mi? Herhalde büyük ihtimal yani hani o kadar çalışıyor. Birincisi etrafına hiç ses sevmem biliyor musun? Birincisi etrafına bakındı ve yatağındaki çukurluğu görünce kim benim yatağımda yattı diye soruyor. Ya kaç kere soracaksın ya? Diğerleri de oğlum, gidip bak. Burası şey oldu ya askeri koğuşa dönük. Yatılan benim yatağımda. Ha, ya kim her yerden bir ses. Diğerleri de gidip baktı hepsi benim yatağımda da yatılmış diye seslendi. Yani yedinci şunu görmüyor. Yedinci herhalde. Cücelerin isimleri var mı? Bakıyorum çıkmayacak evet. Cücelerin isimleri aslında vardı öyle bir şeyler. Uykucu muykucu bilmem ne bir şeyler uykucu, var. Uykucu, uykucu, küfürbaz, dalgarak. Cücelerin isimleri neydi bunların götelek. Ya? Götelek. Götelek. Ampa parası. Ampiri kuku. Bunlar. Cücelerin. Yedincisinde kör zaten. O direkt görmüyor. Yok kör evet. Ama abi cüce ve hepsi ama diyor ki benim yatağımda da yatılmış. Öbürünün yatağında zaten uyuyor. Hayvan gibi birisi. Zaten dev. O da diyor ki benim yatağımda da yatılmış. Gerizekalı. Zaten yatıyor yani hala. Kör. Git neyse, bak oraya. Ama gitmedi ki. Yani. Gitmiyor. Neyse ama devam edelim. Ama yedinci cüce kendi yatağına baktığında orada yatağı ve gördü. Sonunda. Yedinci cüceden özür dilerim. Yedinci evet. Cüceden özür buradan, dilerim. Evet. Yedinci cücenin hakkını yedik. Buna ben, yeni bir akap bulmamız lazım. Ben sana bir değil. Yedinci cüceye hiçbir şekilde bence özür dileme. Şöyle bir durum var. Yedi tane yatak vardı. Altısı yerli yerinde yattı. Sabah fark ettiler. Yedincisi yerde yattı.
Yedincisi yerde yatmış. Başka bunun ifadesi yok. Sabah Fahrettin'e göre. Al, yedi yatak evet. Var. Birinde prenses. Yedinci seti. Cüceden özür dilediğim özrü geri alıyorum. Evet. Daha büyük. Yedinci daha ağır söyle. Ta götüne koyayım diyorum. Böyle bir gerizekalı var mı? Adı kör koymuştuk yedinci cücenin adını. Onun koyduğum ismini de göt yapıyorum. Bence de direkt yedinci cücenin adı göt. Göt. Aman göt diye bahsedelim ondan. Aman tanrım, aman tanrım ne kadar güzel bir çocuk diye bağırıştılar. O kadar sevindiler ki küçük kızı uyumaya bıraktılar. Uyumaya tamam, bıraktılar tamam. Ne ya? Bu ne demek ya? Nohut ıslatmak gibi. Nadas'a bıraktılar ki büyüsün. Ya yani evet abi o ne demek? Yedinci cücede her birinin yatağında birer saat uyuyarak sabaha etti. Bu ne ya? Oğlum sabah görmemişler miydi biraz önce bunlar? Bu Grönland'da mı geçiyor bu? Kaç? 24 saat mi şey? 23 saat mi gece? Dur karnım ağrılar gibi. Habire gece oluyor oğlum. Bir saat bir kahve. Gerçekten Kuzey Kutbu'nda da geçiyor olabilir gerçekten. Yani büyük ihtimal orada geçiyor. Baksana yani 15 dakika falan gündüz oluyor. Sabah yani bunun daha bir mantığı zaman kavramı sıfıra düştü. Sabah öğrendiler onun orada olduğunu. Ondan sonrasında diyor ki birer saat diyor yatarak diyor şeyde sabaha etti. Ulan şimdi kalkmıştınız bir yine niye yaptınız? Çok çalıştılar. Ben pazar günü denk geldi. Ben de öyle oluyorum. Evet. Pazar günü komple yatıyorum. Evet. Cumartesi akşamı geldi bunlar demek. Evet. Evet. Cumartesi akşamı işten geldi. Mesai işten. Aynen. Çift mesai başladılar altına. Yatmaya başladılar işte. Pazartesi sabahına kadar yatıyorlar işte. Pazartesi sabahına kadar yatıyorlar. Netflix, Spotify evet. Ne varsa yapıştırıyorlar. Aynen. Yedinci cücede dediği gibi birer saat yatmış. Gün ağardığında Pamuk Prenses uyandı ve yedi cüceyi görünce çok şaşırdı. Peki bir şey soracağım. Gece 6 saat mi? Bilmiyorum her birinde ki. Birer saat yatıyor. Tabii. Demek ki 6 saat. Bunların günü herhalde 8 saat. Öyle diyor. Gün kavramı diyor herhalde büyük ihtimalle. Yani bir günü 3 gün diye şey yapıyorlar. Pamuk Prenses diye cevap verdi küçük kız. Adın ne diye sormuşlar. Ne? Bizim Pamuk eve prenses. Pamuk Prenses demiş. Kendine de pamuk şey yapıyor işte. Bizim eve nasıl geldin diye sorumlulardan biri. O da üvey annesi kendisi öldürtmek istediğini ama avcının da ona acıyıp hayatını bağışladığını, sonra bütün gün nasıl koşarak kaçtığını ve sonunda bu küçücük evi bulduğunu anlattı. Lan gelmişsin oraya niye küçücük ev diyorsun bilmem ne insanların evine. Sığır. İnsanların evine ne kadar güzelmiş dersin. Salak yatmışsın bütün gece. Üç gün uyumuşsun orada. Aynen götünde don yok. Milleti yataksız bırakmış. Bir de küçücük eviniz var bilmem. Cücede mutfağda balkonda içeri aldır bari millete gittiğin gibi. Cüceler sordu bizim ev işlerimizi görür, yemek pişirir, yatak yapar, çamaşır yıkar ve ortalığı temizlersen yanımıza. Cüceler de az ipne değilmiş yalnız. Cüce, evet. Bu cüceler, yedi cüceler olayı büyük ihtimal Mavi Boncuk filmi Emel Sayın'ın büyük ihtimalle olacak. Hani çamaşır yıkatıyorlardı Emel Sayın'ı hatırlıyor musun? O davalarda ama. Halının içinde kaçırıyorlardı. Aynen, Pamuk Prenses mi? Aynen. Bu kendi geldi. Aynen bu kendi geldi. Bu şeyde Emel'i kaçırıyorlardı aynen. Ama bu kendi gelmesine rağmen burada hadi yaptırmaları normaldi. Öbür tarafta çamaşır mamaşır yıkatıyorlardı koskoca Emel Sayın'a. Neyse. Bizim Emel Sayın'a buradan selam yolluyorum. Emel Sayın'a buradan kanalımıza abone olsun. Bizim ev işlerimizi görür, yemek pişirir, yatak yapar, çamaşır yıkar, ortalığı temizlersen yanımızda kalabilirsin. Evet, seve seve diye cevap ver Pamuk Prenses. Tabii ne yapıyorsun evet. Artık o da. Bir de sikin, yani. Tam olsun. Pamuk Prenses'i yani aynen. Hep beraber. Aynen. Yani hani bu nasıl oluyor o zaman? Eightsome, threesome değil. Eightsome yapabilirseniz o zaman kalır zaten. Cücelerin yanında kaldı ve evi düzene soktu. Lan zaten göt kadar yer ne diyeceğiz. Onlar sabah... Adım atıyor, mutfağa giriyor zaten. Aynen. Küçücük dedin zaten. Onlar sabahları evden çıkıp dağda altın arıyor ve akşamları yine eve dönüyor. Bunların müvemmeli falan işi yokmuş oğlum. Bunlar altın avcısı. Tabii ya bunlar işte define mefine tak. Yalnız cüceler zekiymiş dayı. Altına yatırım yapıyorlar. Tabii doğru. Cüceler. Aynen. Evet. Altına yatırım yapıyorlar. Evet abi yani. Mantıklı yani. Şimdi bir kilo bulsam bitti zaten. Yedi cücelerin şeyi kurtulur yani. 88 ya bir gram bul.
Yani. Bir gram bulsalar günde hepsi birer tane 470 lira. Benim günlük yemeğimden fazla. Tabii canım. 7 cücelere buradan sesleniyorum. Beni yanınıza alın. Evet bence de. Ama biz nasıl oldu? Hadi ben belki de sen nasıl 7 cüce olacaksın bilmiyorum yani. Cücelerin 7 cüce olabiliriz ya. Olabilir. Ne olur ne? Dizimin üstünde yiyorum ya. ben de Bestami olayım bari. Küçük Hüsamettin'le Bestami olayım ben de istersen. Küçük Hüsamettin'de Bestami vardı ya. Hiç o... fark etmez. 9 cüceler oluruz. 10 cüceler, 11 cüceler oluruz. Sıkıntı olmaz yani. Yücel altına girelim. Yücel de gelsin mi? Yücel'i istemiyoruz abi. Gündüz de yufka yürek. Adamlar kimsenin dinlemediği bir programda bunu da anlatayım da. Değil mi? Adamla aynı serviste gidiyorum. Bıkmışım zaten adamdan. Nefret ediyorum. Dinliyorsa onun da amına koyayım buradan. Bir de herifi yanıma verdiler ya. Aa niye? Ne bileyim yanında çalışıyor adam ya. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Ha yanına verdiler derken yanında çalışıyorsun. Eyvah. Ha, eyvah. Yan yana oturuyorsun. Bu nedir ya? Çok kötü ya. Çok kötü bir şey. Yani hiç hoş olmamış o. Gibi hissediyorum ya. Yufka yürüklü cüceler onu hep uyarıyor. Üvey annenden kendini koru. Yakında senin burada olduğunu öğrenecektir. Kimseye kapıyı açma diyordu. Lan işi yaptırıyorsun. Orada muamelede niye kapıyı açma falan filan. Salak, salak sandılar Pamuk Prenses'i ama. Aynen. Bakalım. Pamuk Prenses'in ciğerini yediğini sanan kraliçe artık kendisinden daha güzel birinin olamayacağı düşüncesiyle duvardaki aynanın karşısına geçti. Ayna dedi. Söyle bana işte var mı güzellik. Alkollü tabii o sırada. Tabii canım. Yani. Ayna söyle bana. Özür diliyorum. Kim ulan benden gibi? Kim ulan benden bu güzellik? Söyle bakalım. Kraliçem en güzeli sensin ama Pamuk Prenses senden 1000 kat daha güzel. O şimdi dağlarda 7 cücenin yanında. Ayna bu. Ayna. Bitirmatalım. Evet. Evet. Sıçtı. Ayna gerçekten yani hani bu her şey doğru makinesi gibi böyle bir gerizekalı havalara büründüğü için ayna problem yaratıyor sürekli. Kraliçe dehşet içinde kaldı çünkü aynanın yalan söylemediğini biliyordu. Avcının kendisini aldattığını ve Pamuk Prenses'in hayatta olduğunu anladı. Sonra avcıyla ilişkisi mi vardı? Aldatmış avcı mı? Çok büyük gibi. Acaba Abdullah avcı mı bu? Sonra küçük kız nasıl öldürsem diye düşünüp durdu. Ülkenin en güzeli kendisi olmadığı sürece kıskançlıktan içi rahat etmeyecekti. Ya sonra... bu nasıl bir megalomanlık ya? Yani bu dert mi? Zaten kaç kişi? İnsanlar aç. Zaten kaç kişi? İnsanlar 10 kişi sanasınız. Avcı ülkede 4 kişi yaşıyor. Cüce... Evet. Avcı sen 7 cüce Pamuk Prenses 10 kişi. 7 cüceyi bir adamdan say. Ha yer doğru. 4. Bak. Kral zaten piyasada yok. Yok o zaten. Öldürmüşler. Aynen. Kral zaten dolaşıyor ortalar. Kral zaten Mokoko. Geç onu. Avcı var. Prenses. Pamuk Prenses var. Prenses Himmet Kraliçe var. Ondan sonra kim vardı başka ya? İğne var. İğne var. İğne... İlk kişi Pamuk Prenses'in babası. Baba. Evet. Kaç kişi bunlar bir kere? 7 cüce 1. 7 cüceyi 1 sayıyoruz. Pamuk Prenses. Prenses var evet. Evet. Pamuk Prenses. Pezemenk avcı var. Pezemenk avcı. Gavat Kraliçe. 4. Ne diyor bu ya? Ülkenin en güzeli kendisi olmadığı için sonunda aklına bir şey geldi. Yüzünü boyadı. Giysini yüzünü mü boyadı? Joker olmaya karar verdi. Ya, gerçek Joker benim. Ya sikerim ben onu. Yani. Gabrak. Gab. 14. adı Gary. Tanir. Yüzünü boyadı. Giysilerini değiştir. Yüzünü boyadı da burada büyük ihtimal hani make-up falan diye şey yaparken hani o YouTube kanalı açmış. Evet. Büyük ihtimal bunu böyle aynadan alıp, kendini çekiyor. Salak gibi YouTube kanalında. Amigo gibi yüzünü boyayacak hali yok herhalde yani. Herhalde makyaj yaptı büyük ihtimalle. Yaşlı bir satıcı kadın kılığına büründü diyor. Ne diyor bu ya? Artık onu kimse tanıyamazdı. Bu makyaj eğitimini Çinlilerden almış. Büyük ihtimal. Çinliler de öyle bir makyaj yapıyorlar. Makyajı bir çıkarıyorlar. At gibi oluyorlar. At yani, mı? At.
Yani beygir anlamında. Anladım. Bu kıyafetle 7 dağı açtı. 7 dağı açmış. Açtıktan sonra 7 cücenin evine girdi. Ve satılık... Dolanarak gitmiş yanında. Aynen. Satılık güzel mallarım var diye seslendi. Her renkte ayakkabı bağı bulunur mu? 7 tane dağ aşık ticari zekaya bak. Ayakkabı bağı için gidiyor. Güzel de değil, beyinsiz de yani. Mesela ayakkabı bağı satma 7 dağ aşılır mı ya? Güzel olduğunuz kadar beyinsizsin. Kraliçem. Salak olduğunuz kadar çirkinsiniz de. Ayna görevi görebilir miyiz? Her renkte ayakkabı bağı bulunur diyerek renkli ipekten örülmüş bir tane çıkarıp gösterdi. Pong Prenses bu kadıncağızı içeri alabilirim diye düşünerek kapıyı açtı ve bir çift ayakkabı bağı satın aldı. E tamam, ayakkabı bağını satın aldın, içeri niye davet ediyorsun? Git tamam yani. Mal. Yani. Bohçacım, yani. Bohçalarım var diye içeri alıyor. Ondan aynen. Sonra evi soyduruyor. Aynen. Neşet gibi. Al içeri, al al. Yaşlı kadın... Arap bacım var diyor. Arap bacım var. Aynen. Yasemin. Bu karı beni yedi. Evet arkadaşlar, şimdi Gulyabani'ye geçiş yapıyoruz. Aman çocuğum, sen nasıl görünüyorsun? Gel de saçlarını doğru dürüst bağlayayım dedi. Aha. Bağlıyorsun dedi. Şey, ayakkabı bağıyla saçını mı bağlayacak? Ayakkabı bağıyla. Saçını bağlıyor. Buradan da şeye bağlanıyor herhalde. Green'in 50. Aynen. Pong Prenses kibirli değildi. Saçlarını ipek kordonla bağlatmak üzere kadının önüne oturdu. İpek kordon mu? Göbek kordonunu kesmiş, onu saklamış. Pamuk Prenses'in göbeği düşmemiş zaten daha hala. 8 yaşında şey, siyah pislik şeyiyle geziyordu. Ama kadın hemen kordonu onun boynuna dolarak öyle sıktı ki küçük kız nefes alamadı ve düşüp öldü. Aha. Elma yok muydu bunda ya? Bir dakika, öldü. Pamuk Prenses'i kaybetti. Evet arkadaşlar, Grimm kardeşlerin bu masalı yazmadığını, masalı yazanın George Martin olduğunu, Game of Thrones'tan... Aradan çok geçmedi. Akşam üzeri 7 cüce eve döndü. Ama çok sevdikleri Pamuk Prenses'i yerde yatar görünce dehşete kapıldılar. Kızcağız hiç yerinden oynamıyor ve kımıldamıyordu. Sanki ölü gibiydi. Öldü dediniz biraz önce. Ya bir dakika. Ölü gibi. Ben dayı masalı en son 5-6 yaşında falan dinledim. Hatırladığım kadarıyla. Evet. Daha gelecek herhalde bakalım. Ben burada bir tane şöyle de daha ilerisinde prens çıkacak diye biliyorum. Prens çıkacak. 7 evet, cüce prens. Hüviyetine bürünüp evet. Pamuk Prenses'i mi görecek? Prenses, o... Elma vardı, elma prenses, oldu. Ben oradayım. Bilmiyorum, elma kısmını bilmiyorum da ben birinci sınıftayken prens oldum çünkü. Seni prens yaptılar. Bunu. Evet, fotoğraflarını da YouTube kanalımıza koyarız. İğrenç fotoğraflar. Evet, ben işte öperek bir kızı uyandırdım falan. Oradan biliyorum yani. Kesin benim sahnem gelmesi lazım. Ondan okuyorum yoksa burada. Hala ben çıkmadım. Sen şey mi diyorsun? Sinema filmlerinde oynayan böyle figüranlar var ya çay bahçesinde 28. koltukta oturuyor böyle. Ben geleceğim. Onu bekliyorum. Hala ben çıkamadım bilmiyorum ya. Bir de prens mi sözdü? Aradan çok geçmedi. Akşamı geldi. Atın neyse. Var mıydı peki? Sorabilir miyim? Atla mı geldin? Atım vardı da atı da insandan yapmıştık ha. Attı böyle şey. Atı insandan mı yaptınız? İnsandan at yazdık. Keltordum ben. Evet, kentordum ben. Öyle mi? Şimdi sonra ergenlikte değiştim ben. Evet. İyi, satir olmamışım. At iyidir yani. Pegasus da olabilir. Iyidir. O kurdurunca. Aynen. Derken kız yavaş yavaş nefes alıp vermeye başladı ve sonunda canlandı. Muhtemelen bu komaya girdi şeyden, anladım. Ha ya yani. Sıkınca işte beyine oksijen girmedi. Gitti. Kraliçeden mal zaten. Ha, onu öyle bıraktı gitti orada. Anladım. Ölmüyor bir türlü zaten hiçbiri. Cüceler ne olup bittiğini duyunca Pamuk Prenses'i bu satıcı kadın kötü kalpli kraliçeden başkası değil. Kendini koru, biz burada yokken kimseyi içeri almadı dedi. Diyorlar da bir iki tanesi de kalıp da başını durmuyor. Bok var o altında. Sen gidip de şey sanki külçe buluyorlar orospu çocukları. Her gün dağda. Her gün dağda Bergama'yı kazıyorlar şu anda. Aynen. Altın için. Obrix mi vardı Bergama'da? Karşı aynen. Öldüyor sonra. Aynen. Öldü şeyde, Boğaz'da yürüyorlardı köprüde.
Zalim kadın saraya dönünce aynanın karşısına geçiyor. Bak bu hala ayna peşinde. Bu anasını satayım aynanın yanında taşı vardı. O her olduğunda soru ver 5 dakikada. Ayna söyle bana var mı ülkede benden daha güzel diye sorunu. Ayna dedi ki en güzelse... Pamuk Prenses var dedi. Kesin tahmin ediyorum şu anda. Tabii yani sen doğru tahmin ediyorsun. 1000 kat daha güzel dedi. İyice çıldırtıyor karıyı. Karı çıldırdı. Fıttırdı. Aynen. Bir de yedi cücenin yanında diye şey veriyor. Ona yer gösteriyor. Bunu duyunca kadının yüreği burkuldu ve hayretler içinde kaldı. Pamuk Prenses yiyin. Kadın niye sürekli yüreği burkuluyor? Ya ben anlamadım zaten başka yarışabileceği 7 yaşında çocuktan başka birisi de yok. 7 tane daha açtı ayakkabı ipi satmaya. Öldüremedi geri geldi bir de aynaya gitmiş oldu. Bu kadar boş bir hayat yani. Yani bu da herhalde ben bu şekilde bir paralellik bir şey olsa bizim külliye de böyle herhalde büyük ihtimal. Yani hani... bu şekildeyse eğer yani orada da neye soruyor? Altın varaklı kapıya soruyorlar herhalde. En fazla kim diye işte onu da. En fazla kimin çantası evet, var? Evet onun kimin çantası var. Neyse paket olmuyor paket mi? Olmayalım. Ona aha polis geldi. Dur bakalım öyle bir şey düşüneyim ki öbür dünyayı. Zaten burayı dayı 52 dakika olmuş. Konuşuyoruz 50 dakika olmuş. Alsınlar bizi içeriye. ne demiş burada? Başka bir şey söylüyor bak. Dur bakalım öyle bir şey düşünelim ki öbür dünyayı boylasın diye söylendi. Sonra kıyafet yaşı. Zehirli elma dediğin sen burada olabilir mi? Yedi dağı. Bilmiyorum. Yedi dağı aşarak yedi cücenin evine var. Yedi var dedi. Hiç değil. Ne bu ya? Git buradan ben kimseyi içeri almıyorum diyor. Prenses. Diyor ki kraliçe hiç değilse saçına bir düzen ver. Gerek zehirli tarak, zehirli tarak çıktı oğlum. Tarak kızın o kadar hoşuna gitti ki yaşlı kadına kanıp kapıyı açtı. Ben Allah. Ya sanki şeyde Tahtakale Eminönü'nde oturuyor da başka bir sürü satıcı geçiyor orada. Zaten böyle tarak için ya başına taraktan ya yaraktan gelecek bunu. Ben sana söyleyeyim ben. Bu... Bence de öyle bir şey olacak. Pazarlıkta anlaştıktan sonra koca karı dur da saçını doğru düzgün tarayayım derken zavallı kızın aklına kötü şey gelmedi. İzin verdi. En güzel sensin. Ne bu? Tarağı sürmüş kafaya. Etkisini göstermiş. Yine yere düşüyor. Yine ölüyor. Bereketli akşam yaklaşmıştı. Yedi cüceler gene geliyor. Yani akşam evet. Akşam üstüne doğru geberiyor. Bunlar gelince uyanıyor. Yani bütün teması bu. Yani. Pamuk Prenses yerde ölü görünce bir de. Ölü diriltmek bu Grimm kardeşlerin şeyi. Geçen sene de biliyorsunuz şey kurt da öldükten sonra fırlamıştı. Geçen hafta. Pamuk Prenses'i yerde ölü görünce hemen üvey anneden şüphelendiler. Etrafı. Hemen onun yanında koştular. Evet. Sen bu karıyı nasıl öldürdün diye sordular. Onlar dedi tarakla öldürdüm. Tamam biz bunu diriltiriz. Derken zehirli tarağı buldular. Onu çekip çıkarınca Pamuk Prenses tarak kafada uyumuş. Abi bu kadar aptallık evet. Olamaz. Yemin ederim hadi ayakkabı bağını çıkarmazsın da kafandaki tarakla uyunur mu ya? Tarakla uyum öldü. Evet. Adam öldü. Adam öldü amına. Adam bayıldı. Onu çekip çıkarınca Pamuk Prenses yine kendine geldi. Ya bu böyle bir elektrik şoku değil ki bu ya zehirli bir şey. Zehir bir yere tuttuğunda mı sadece etki eder? Ya Grimm kardeş. Sadece... Kafa bölgesinde aynen. Bir bölgeye etki ediyor. Orada öldürüyor. Çıkartınca diriliyorsun, devam ediyorsun. Evet. İkinci defa öldükten sonra. Onu bir kez daha uyararak dikkat etmesi kapıyı hiç kimse... Ya bu... Geberene kadar bunlar bekleyecekler illa. Bu arada... Ya bu ölsün ya. Al götür dağa. Arkadaşlar gerçekten. Al götür dağa. Bu nedir ya? Dağa götür bari, bunu da götür. Bu arada kılıçı yine aynanın karşısında. Ananın şeyde ayrı... Geçen defa ki yine diyor yedi cücenin yanında diyor. İşte ondan sonrasında. Karı deliriyor. Buna kudumun karısı ölmedi diyor. Evet türlü. Bizim senin şey yaptığın bahsettiğin yere geldik. Bu diyor ki. Evet sen sana az kaldı. Bana benim yerim geliyor. Zehirli diyor elma yaptırtıyor birilerini. Bu alıyor elini. Pamuk Prenses kimseyi içeri alamam. Yedi cüce bunu yasakladı diyor. Yani yedi cüce bunu yasaklatamadı. Sen geberme diye yapıyor yedi cüce de sen anlamıyorsun. Öyle olsun ben sadece elma vermek istemiştim. Al bir tanesi senin olsun. Olamaz alamam. Zehirden mi korkuyorsun diye soruyor. Amacın da bu kadar, bu kadar belli eden bir... Yani hani şu bıçağı tut seni öldüreceğimden mi korkuyorsun gibi.
Bak şimdi onu ikiye bölüyorum. Kırmızı tarafını sen ye, beyaz tarafını ben yiyeyim diye ekledi. Elma o kadar nasıl güzel bir elma bu ya? Ama elmanın kırmızı beyaz oluşunu nasıl olabiliyor gerçekten? Kırmızı tarafını sen ye, beyaz tarafını ben yiyeyim. Kabuğunu diyor sen ye diyor, içini ben yiyeyim diyor. Büyük ihtimal şey kabuğu gibi sürdü. Alt küspesi gibi verdi herhalde. Bu da kabuklarını yiyor. Şeyde. Ne diyor? Bir dakika görünce daha fazla dayanamadı. Elini uzatarak zehirlisi aldı. Bir kez ısırır yedi, ısırmaz yedi. Salak zaten. Öldü. Ya böyle bir şey... Tabii aynen öyle. Birebir. Bir kez ısırır ısırmaz yere düşüp öldü. Evet. Alo. Pamuk Prens'in evet. Ölüşlerine dayanamadık. Telefonlar öldü sonunda. Evet, ilginç bir şekilde. Büyük ihtimal bunu da kraliçe yaptı herhalde. Bu internetimizi sabote etti. Geçen hafta Rüçük girmişti. Bu hafta kraliçe mi girdi? Evet. Kraliçe. Burada kaçıncı ölüşünü artık ben hesap edemedim. Cüceler akşam eve döndüğünde Pamuk Prenses yerde yatıyor. Buldu. Her geldiklerinde zaten büyük ihtimal yerde buluyorlar. Yani. Sızıp kalıyor bu, yerde. Sekmiyor. Sekmiyor yani. Hani bugün de geldi, bugün de ölmeyeyim diye kapıyı açmamazlık yapmıyor yani. Her gün istisnalı. İyi adamların anahtarı var. Olmayan. İyi anahtarı evet, var. Yani Allah aynen. İnsanlar kendi evine giremeyecek bu boku aldılar diye. Onu kaldırdılar, etrafta zehiri aradılar. Zaten belli ya zehir bıçak bir şey arıyorlar yani. Bir bok yemiştir yoksa yani. Hastalandığından değildir yani diyorlar. Kesinlikle. Burada... Bir saniye. Bir hafif bir kayma oldu. Umarım Pamuk Prenses'i değildir. Ölüş derken bir... Şimdi burada bir kez ısırır ısırmaz öldü. Cüceler akşam eve döndüğünde gene buldular. Bu arada... İşte zehirliler bağlarını çözdüler, saçlarını taradılar, vücudunu suyla yıkadılar, şarapla ovdular. Hiçbir yararı olmadı yani. Cinci hocaya bile götürmüşler ama bu sefer gerçekten kalkmıyor ayağı. Gerçekten öldü. Gerçekten öldü. Burada zaten hani öldüğünü anlatmak için Grimm kardeşlerin ilk tabiri de seni güldürecek. Çocuk ölmüştü ve ölü kaldı. Yani bizdeki ölüm gibi değil diyor. Gerçek ölüm diyor. Biz de dravdan öldürürüz diyor da. Çocuk ölmüştü ve ölü kaldı. Bak şarkı sözü vardı. Neydi o? Neydi o ya? İşçisin sen işçi kal. Yok o ölüsün sen. Ölü kal. Ölü kal. O yok. Ölüm gibi bir şey oldu ama. Hem sen ölmedin. Evet, ölüm şey. Evet Duman'ın şarkısı var. Öyle bir söz var. Duman'ın şarkısı vardı doğru. Bir tabuta koyarak başına üşüştüler ve 3 gün boyunca durmadan ağladılar. Çok şükür artık. 3 gün orada evet, kokar o. Yani sonra gömmeye kalktılar. Ya gömmeye, ya gerçekten mizah dilinde yazılmış bir şey bu. Sonra gömmeye kalktılar. Ama kız o kadar taze görünüyordu. Ayda. Kız o kadar taze mi görünüyordu? Buzluğa kaldırmışlar demek ki. Vakumlu poşette. Ne yapayım, palamut mu aldın arkadaş? Taze görünüyordu ki. Sanki canlıydı. Yanaklar hala kırmızıydı. Onu böyle toprağa gömemeyiz diyerek onu böyle toprağa gömeyiz, suya atalım. Aynen. Suya. Camdan bir tabut yaptılar. Ne alakası var ya? Pamuk Prenses'i içine yerleştirdiler. Camdan bir tabut yapıp bütün falan içine yerleştirerek şeye uzaya yolladılar. Vehbi Koç müzesine kaldırdı. Etnografya müzesinde katafalka konarak. Nereden bakılsa görülüyordu. Üzerine de altın harflerle ne mutlu Türk'üm diyene yazıldı. Adını yazıp onun prenses olduğunu da belirttiler. Sonra prenses olduğunu belirttiler mi? Ya kimse yok orada zaten. 7 kişisiniz hepiniz biliyorsunuz. Sonra tabutu dağın en yüksek noktasına taşıdı. Burada da Vizontele herhalde. Oraya kadar radyo. Tabii Deli Emin geliyor. Aynen, biraz Deli Emin gelecek. Büyük ihtimal teyp için şey kablo çekecek. Sonra tabutu... Bir dakika. Gerçekten tabutu dağın en tepesine mi taşımışlar? Evet şu anda taşıyorlar. İçlerinden biri taşıyorlar. Hiç başına ayrılmadı ve hep nöbet tuttu. Kuşlar da çıka geldi. Önce baykuş, sonra karga, daha sonra da güvercin. Sonra da Sezgin geldi. Saçını dökülmüş. Pamuk Prenses uzun yıllar bu tabutta kaldı. Oho, mumya yaptılar resmen.
Vücudu çürümedi çünkü o bir şehitti. Sanki uyuyor gibiydi. Cildi hala kar gibi beyaz, yanakları kan gibi kırmızı, saçları da tabii iğnenin oğlu. İğne tabii. Babası da iğnenin oğlu. Aynen. İğnenin oğlu. Derken işte geldik. Derken bir gün senin rolün geldi mi? Derken bir gün prensin yolu ormanın içindeki 7 dağın tepesine düştü. Aynen. Prensin, şimdi prens kimin prensi bir de? Yani bunun bir tane prens. Aynen, kızı vardı. Bak şimdi çok yine bir terslik var bu işte. Eğer kralın oğluysa burada bir yine bir ensest var. Başka bir şeyse İskenderiye Şahı Tosun Paşa mı geldi? Kim geldi? Pov prensesi gördü. Ondan sonrasını dağın tepesine taşımışlar. Dağın tepesinde geziyor bir de prens. Ne yapıyorsa orada. Altın harflerle yazılan yazıyı okudu. Bu sonra cücelere dönerek. Cüceler de tepede bekliyorlar herhalde. Evi de oraya taşıdılar bunlar. Bu tabutu bana bırakın, karşında ne isterseniz veririm dedi. Ne yapıyor bu ya? Neydi o ya? Nefesini onu söyleyecektim ben. Aynen. Şimdi o çıktı. Neydi onun adı? Adı neydi o? Nekrofilim neydi onun adı? Evet, evet. Nekrofilim miydi ya? O adı gelmedi aklıma. Dünyanın altınını verseniz Pamuk Prensesi yine vermeyiz diye cevap verdiler. Bunu derdi ak. Pezemek zaten altını arıyorsunuz. Zaten işiniz o yani. Alın altını, siktirin gidin. Aynen öyle. Prens o zaman bana hediye edin dedi. Hediye mi edin dedi. Oğlum ölü hediye edilir mi ya? Şu cesedi bana hediye eder misin? Ben onu yüceltirim, en kıymet verdiğim bir şey gibi sayayım. Yani hakikaten içimi çıkarttı. Böyle söyleyince cüceler ona acıyarak tabutu verdi. Prens geliyor. Altına alsın. Prens da geliyor. sen prens deyince aklıma şey gidiyor. Prens. Koyun gözlü Dolly. O vardı değil mi? Prens. Aşksız prens. Aşksız prens. Nalet gözlü Dolly. Onun bir gözü naylon mu ya? Ama içlerinden bir çalılığa takılınca tabut sarsıldı ve Pamuk Prenses'in ısırdığı elmadan boğazında kalan parça dışarı fırlaydı. 4,5 sene sonra boğazında öksürmüş. Ya bu çocukların niye böyle olduğu belli ya. Ya gerçek. Evet. Çok geçmeden genç kız gözlerini açtı tabutu. Bak burada bunlar bir de böyle bir şeriat şeyinde herhalde. Benim yaptım da ben 7 yaşında kızı öptüm orada. Ondan uyandı. Prens öpünce. Burada bu şeyleri, çalılıklara sürttürdü kızı. Kızı ikide vurdurdu. Vurdurunca kız yürüdü yani. Öyle bir şey yani. Tabii. Televizyonu da öyle aynen çektiriyor ya. Güzel türede. Çok geçmeden şimdi işte, aman tanrım nerede? Prens de deli Emin zaten. Gerçekten deli Emin ama. Bisikletiyle gelmiş. Aman tanrım neredeyim ben, niye sesleniyorum? Prens coşkulu benim yanındasın diyerek olanları anlattı. Ne anlattın be? 4 salak sen daha ne bok biliyorsun? Seni dünyada her şeyden fazla seviyorum. Ne yapıyor bu ya? Gelir gelmez. Gökhan Güney filmi gibi. Karı 8 yaşındaydı. Ha, karı 8 yaşındaydı. 4 senedir ölüyor. 12 yaşında oldu. Çok seviyor. Pamuk Prenses. Bu kızın neresi 12 yaşında ya? Pamuk Prenses razı oldu. Görkemli bir düğün yapıldı. Kim yaptı lan bu düğünü? Babası iğne. Büyük ihtimal. İğne kral yaptı. Bu düğüne Pamuk Prenses'in acımasız üvey annesi de davet edilmişti. Niye abi? Kadın süslenip duvardaki ya düğüne gidiyor hala soru soruyor. Niye, kim güzeldi? Aynen. Kim ne giymiş? Kim ne abiye giymiş? Pişti olmuyor. Tabii bak şimdi ne diyor bak. Ondan sonra iyice diyor. Cider yapıyor bak. Kraliçe en güzeli sensin ama genç kraliçe senden min kat daha güzel. Prenseslik gitti artık. Fofeng. Fofeng oldu herhalde. Senin tabirin ne? Bafiledi herhalde. Pamuk Prenses Kraliçe. Prenses Kraliçe. Şey, öyle oluyor aynen, yani. Matmazel şey gibi. Neydi? Matmazel neydi bu şeyler? Matmazel bana verir misin elini? Ben onu biliyorum. Kötü kadın haykırarak bela mı okudu? Allah sizin belanızı versin. Bela okudu dedi. Ama aynı zamanda o kadar korktu ki ne yapacağını bilemedi. Önce düğüne hiç gitmek istemedi. Ama sonra içi rahat etmedi. Gidip genç kraliçeyi görmeliydi.
Ve sarayı bir daha öldüreyim dedi. Dördüncü defa öldüreyim. Büyük ihtimal bu sefer şeydi. Füze atacak galiba büyük bir şeydi. Ve saraya girdi, Pamuk Prenses'i tanıdı. Tanıdı mı? Lan kaç defa teşebbüs ettir öldürmeye, niye tanımı? Korku ve dehşet içinde kalarak yerinden kıpırdayamadı. O sırada demir terlikler kıp... Demir terlik. Bir dakika. Gerçekten burasını şey, hiçbir şekilde bir yorum yapmadan şey yapıyorum, okuyorum sana. Korku ve dehşet içinde kalarak yerinden kıpırdayamadı. O sırada demir terlikler kızgın ateşte kızdırılmıştı bile. Onları maşayla tutarak kadının önüne getirdiler. Bunları ayağına geçirerek dans etmesi mi gerekiyordu? Sana yemin ederim bunu uyduramam ben. Yani bu yazıyor. Demir terliklerle dans edecek şu an. Giydi ve dans... Ayı mı lan bu? Boz ayı mı bu? Ayılar oynatıyor tepin üstünde. Abi, sacın üstünde. Çok ciddi söylüyorum. Bak masalın sonuna geldik. Masalın son paragrafını sana bir kez daha okuyorum. Burada resmen ya çok saçmalık birader duralım. Yani veya bira bitti çocuğu gönder diğer Grimm'i bakkala diye. Burada kesilmiş, başka türlü olacak bir şey değil bu. Korku ve dehşet içinde kalarak yerinden kıpırdayamadı. O sırada demir terlikler kızgın ateşte kızdırılmıştı bile. Onları maşayla tutarak kadının önüne getirdiler. Bunları ayağına geçirerek dans etmesi gerekiyordu. Şimdi düğünde bu zulüm niye bir defa, tamam yani bu çağırdınız da tamam, çağırmasaydınız veya. Ve masanın son cümlesi şu. Giydi ve dans etti. Yere düşüp ölene kadar mı? Evet, masal böyle bitti abi. Giydi, demir terlikler yüzünden öldü kadın. Yere düşüp ölene kadar. Arkadaşlar burada grimstories.com'da, hani ben uydurduğum bir şey değil, bunları bulup bu şekilde okuyabilip biz hiçbir şey söylemeden de gülebilirsiniz. Yani böyle bir paragraf biteceğini hiç düşünmüyorum. Zaten yaptığımız bir şey olduğunu yani, evet, düşünmüyorum ben. Adamların okuduğunu, yazdığını okuyoruz. Yazdığını okuyoruz yani, direkt giydi, dans etti ve yere düşüp ölene kadar. Düşünsene yani bir Karadeniz'de baba geliyor, kızı vermemiş uzun bir süre veya bir zulmetmiş. Kızı çağırıyor, şey kayınpederi çağırıyorsun. Hadi diyorsun, kol bastı oyuna geberene kadar. Demir terlikle bir de tabii. Yani veya kızgın ayakkabı yapar ya. Kızgın bağlama veya elinde be. Of. Bugün iyice abarttı Grimm kardeşler. Grimm kardeşler abartınca biz de açtık vaktimizi. Evet, vaktimizi açtık. Haftaya Onur Çalışkan sizlere okuyacak. Yok dayı, sen okumaya devam et. Böyle daha iyi. Ya, ben daha çok gülüyorum böyle. Öbür türlü güle. Haftaya bakalım Grimm Stories'i ne kadar daha yücelteceğiz veya yeri dibine sokacağız. Yani hani Grimm kardeşlerden devam mı edelim yoksa? Başka bir şey hiç yapalım. Fark etmez. Yani eğer bildiğin Grimm'den yani bildiğin. Şeyde bu şey serileri vardı. Ayşegül tatilde, Ayşegül okulda. Onlara falan da, onlar masal değil. Yani hani biraz da Dede Korkut masallarından falan da gidebiliriz ama bu neyse, önce bir Grimm'i bitirelim. Grimm'in şeyi artık dozu iyice şeye çıkmaya başladı. Altın vuruşa doğru gidiyor Grimm kardeşler. Ben şu an podcast bittikten sonra zaten biyografilerini okuyacağım bunların. Hani ölümlerini çok merak ediyorum. Biri herhalde büyük ihtimalle demir terlikle öldü de. Kızgın terlikle. Diğerinde karnına taş doldurdu. Taş doldurduktan sonra taş... öldükten sonra yerinden kalkmak. Evet, sıçradı, tekrar öldü. Yani. Bu sefer gerçekten öldü. Yani veya bir de. Ya da yalağa düştü. Yalağa düştü. Sucuk kaynatırken yalağa düştü.